Kanal Urfa'nın haberden hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Günün öne çıkan başlıkları ve gündeme dair sıcak gelişmelerle ana haber bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, İzmir'de meydana gelen depremin ardından yıkılan Rıza Bey apartmanındaki çalışmanın bitmesiyle birlikte depremde yıkılan tüm binalardaki arama kurtarma faaliyetleri de sona erdi. Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 şiddetindeki depremde yıkılan 17 binanın tümündeki arama kurtarma faaliyetleri sona erdi. Gece saatlerinde Rıza Bey apartmanı dışındaki tüm yıkılan binalarda faaliyetlerin sona erdiği öğrenilmiş, Rıza Bey apartmanındaki çalışmalarda da sona geldiği belirtilmişti. Rıza Bey apartmanındaki arama kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle birlikte 17 binanın tümünde faaliyetler bitmiş oldu. Öte yandan arama kurtarma faaliyetlerinin sona ermesiyle birlikte Rıza Bey apartmanında kepçelerle enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Rıza Bey apartmanında AFAD, JAK, UMKE, STK'lar ve belediye ekipleriyle yürütülen çalışmaların ardından depremde yıkılan binaların tümündeki arama kurtarma faaliyetleri sonlanmış oldu. AFAD tarafından yapılan açıklamada SAKOM'dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1035 vatandaşımızdan 898'i taburcu edilmiş olup 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir denildi. Evet, şimdi artık depremde zarar gören binaları onarma vakti, ama daha da önemli bir husus var ki o da bundan sonra inşa edilecek olan binaların depreme dayanıklı olması. Bunun için denetimleri daha da sıkılaştırarak bu çürük yapıları inşa edenler hakkında yasal işlem başlatılmalı ve ağır cezalar da verilmelidir. Ki bir daha malzemeden oradan buradan çalmaya dahi yeltenmesinler. Diğer önemli bir husus da şu ki depremin yarattığı psikolojik yıkım. İzmir'deki depremi yaşayan ve göçük altından çıkartılan insanların bundan sonraki yaşamlarını nasıl sürdürebilirler konusu çok önemli. İşin uzmanları tarafından enine boyuna tartışılarak ele alınması gereken ciddi bir mesele. Sözün özü şu ki şimdi İzmir için yaraları el birliğiyle sarma vaktidir. Rabbim bu tür zorluklara bir daha kimseyi düşürmesin inşallah diyelim. Bir kez daha İzmir'e geçmiş olsun diyor ve acımızdır diyoruz. Sıradaki haberle devam ediyoruz sayın seyirciler. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir tekstil fabrikasının deposunda bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 6 saat sürdü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken soğutma çalışmalarına başlandı. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın Şanlıurfa 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. İçerisinde pamuk balyalarının olduğu bir fabrikaya ait depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını söndürme çalışması uzun süre devam etti ve yangın güçlükle kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da gün geçmiyor ki bir kavga haberi vermeyelim. Ya alacak verecek meselesi veya husumetli aileler arasında çıkan kavga haberlerini ekrana getirmek zorunda kalıyoruz. Çoğu zaman can kayıplarının da yaşandığı bu kavgalardan toplum olarak ders almıyoruz maalesef. İşte buna örnek bir haber var sırada. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı. Olay Viranşehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mera alanı nedeniyle husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma sonrası önü kişi ve kişiler tarafından kesilen MS, HD, SD ve HY'nin de içerisinde bulunduğu otomobil silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda sürücü MS olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan HD, SD ve HY ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışan kişilerin yakalanması içinse çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Esad rejimi Suriye'nin kuzeyindeki Ayha kasabasına topçu atışlarıyla saldırdı. Saldırı sonucu 4 sivil hayatını kaybederken 7 sivil de yaralandı. Suriye'de Esad rejimi Ayha kasabasında topçu saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda biri çocuk, toplam 4 sivil hayatını kaybetti. 7 sivilin ise yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan sivillerin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Saldırı nedeniyle kasabadaki evler kullanılamaz hale geldi. Yerel kaynaklara göre Ayha saldırısıyla birlikte eş zamanlı olarak Esad rejimi İdlib kenti ve İdlib'in kırsalındaki Kafarya köyünü de en az 20 topçu saldırısıyla hedef aldığı bildirildi. Şans eseri saldırılarda yaralı veya ölü olmadığı ancak bazı evlerin tamamen yıkıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçiminin sonuçlanmasını bekleyen binlerce kişi Beyaz Saray yakınlarındaki bir plazada toplandı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden taraftarları arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Çıkan çatışmayı önlemek isteyen Amerikan polisi zor anlar yaşadı. ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçları henüz açıklanmamışken seçim sonuçlarını takip eden binlerce vatandaş Beyaz Saray yakınlarındaki Black Lives Matter Plaza'da toplandı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump taraftarlarıyla Demokratların adayı Joe Biden taraftarları arasında tansiyon yükseldi. Trump ve Biden yanlıları arasında çıkan çatışmalara polis müdahale etti. Polisler caddeyi bisikletleriyle set çekerek protestoculara geri çekilmeleri için uyarıda bulundu. Göstericiler ise polise bisikletleri iterek ve bağırarak karşılık verdi. Biri dün gece erken saatlerde olmak üzere toplamda 3 kişi genel ahlaka aykırı davranışlarda bulundukları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Başkent Washington DC'nin diğer bölgelerinde de yüksek sesli müzik eşliğinde dans eden protestocuların su, yiyecek ve tıbbi malzeme depoladıkları görüldü. Bölgedeki pek çok iş yeri seçimin ardından çıkması muhtemel olaylar nedeniyle demir korkuluklarla güçlendirilerek kapatılırken Beyaz Saray çevresindeki güvenlik önlemleri de sıkılaştırıldı. Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın katı atık yönetimi projesi kapsamında büyük bölümü Biricik Barajı altında kalan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sıfır atık dalışı gerçekleştirdi. Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, büyük bölümü Biricik Barajı altında kalan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sıfır atık dalışı gerçekleştirdi. İlçe merkezinde düzenlenen etkinliğin ardından milli sporcu Şahika Ercümen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat tekneyle dalış yapılacak alana geçti. Yapılan dalış sonrası Ercümen ve Tomasi, İzmirli depremzedelerin yanında olduklarını belirten pankartlar açtı. Daha sonra açıklamalarda bulunan milli dalışçı Şahika Ercümen, kalplerinin İzmirli depremzedelerle birlikte olduğunu söyledi. Birkaç gün önce İzmir'de yaşanan depremle çok canımız yandı. Kalbimiz bugün orada. Bugün yaptığımız dalışı onlara ithaf ederek
doğudan batıya nefesimiz olsun dedik. Milli sporcu Ercümen ülke olarak bu zor günlerin atlatılacağını ve yaraların hep birlikte sarılacağını belirtti. Ercümen dünyanın %70'inin sularla kaplı olduğunu anımsatarak doğaya, dünyaya ne kadar iyi bakılırsa o kadar olumlu geri dönüşler alınacağını vurguladı. İşin temeline baktığımızda aslında biz dünyaya iyi bakmadığımız için, doğaya zarar verdiğimiz için o da farklı şekillerde tepkilerini bazen gösteriyor. Bu depremlerin veya Covid salgını gibi pek çok dünyamızda bizlere zarar veren şeyin aslında temelinin bir kısmında da bunlar yatıyor. Sayın seyirciler, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından her alanda hayatın yeniden inşa edildiği Tel Abyad ve Resulayn'da güvenlik güçleri ve kamu kuruluşlarında çalışan personele yönelik Türkçe dil kursları başlatıldı. Barış Pınarı Harekatı bölgesi olan Tel Abyad ve Resulayn'da güvenlik güçleri ve kamu kuruluşlarında çalışan personele yönelik Türkçe dil kursları başlatıldı. Halk eğitim merkezlerinde Türkçe dil eğitimi almış Suriyeli öğretmenler tarafından verilen eğitimler haftanın iki günü beşer ders halinde veriliyor. Toplam 100 kursiyerin katıldığı kurslar 12 hafta boyunca devam edecek. Birinci derece Türkçe dil kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler günlük konuşma diline yeterli olacak şekilde kelime bilgisine ve basit cümle kurma yeteneği kazanmış olacaklar. Daha önce gençlere yönelik kuaförlük, bilgisayar, terzicilik gibi mesleki kursların verilmeye başladığı bölgede kamu görevlileri ve güvenlik güçleri alacakları eğitimle gündelik Türkçe konuşma yeteneği kazanması amaçlanıyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, vatandaşlara verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. Seçim öncesi verdiği halı saha projelerini hayata geçiren Başkan Can Polat, Konuklu Mahallesi'nde halı saha temel atma törenine katılarak çalışma alanında incelemelerde bulundu. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, seçim öncesi ve sonrası vatandaşlara verdiği sözleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Konuklu Mahallesi'ne halı sahası sözü veren Başkan Can Polat bu sözünü de yerine getirdi. İlk kazmanın vurulduğu çalışma alanında incelemelerde bulunan Başkan Can Polat, konuyla ilgili yetkililerden bilgiler aldı. İncelemelerde Başkan Can Polat'a belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarı, birim amirleri ve vatandaşlar eşlik etti. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, verilen sözlerin bir bir hayata geçirildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi. Bizden buradaki mahalle sakinleri bir halı saha istemişlerdi. Halı sahamızın da ihalesini gerçekleştirdik ve şu anda da ilk kazma inşallah vuruluyor. Hep birlikte el ele gerek Konuklu ve gerekse diğer mahallelerimiz dahil olmak üzere, kırsal da dahil buna, her tarafta vermiş olduğumuz, söz vermiş olduğumuz projelerimizi teker teker hayata geçiriyoruz. Bu arada Konuklu Mahalle Muhtarı Halil Öksüzoğlu ve mahalle sakinleri emeği geçenleri tebrik etti. İstediğimizi yapıyor, Allah gönlünden razı olsun. Sayın Başkanım bundan 2-3 ay önce geldi. Söz verdiği gibi yollarımızı, doğal gazımızı, pazar yerimizi ve şu an halı sahamızı ve parklarımızı yapmak üzere durmadan çalışıyor. Ondan Allah razı olsun. Şanlıurfa'da uzun bir aradan sonra yağan yağmur sevinçle karşılandı. Uzun zamandır beklenen yağmur vatandaşların yüzünü götürdü. Şanlıurfa'da uzun zamandan sonra yağan yağmur yüzleri güldürdü. Uzun zamandır yağmurun yağmadığı Şanlıurfa'da dün akşamdan itibaren etkili olan yağmurda toprak suyla buluştu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa ve çevresinde sağanak yağmur yağacağını belirtti. İki gündür etkili olan yağışın yer yer şiddetini artırarak süreceği bildirildi.
Şanlıurfa'da yağmurun yağdığını gören vatandaşlar duygularını şöyle dile getirdi. Urfa'ya ilk yağan yağmurla beraber şemsiyemi aldım ve sokağa çıktım. Bundan sonra bütün vatandaşların tedbirli olarak çıkmalarını tavsiye ederim. Çünkü bu koronavirüs salgını var. Buna rağmen üşütmeyeceğiz, sağlığımızı koruyacağız. Islanmamaya dikkat edeceğiz. Urfa'nın ilk yağışı ve devamı gelecektir. Uzun süredir Urfa'da yağmur yağmıyordu. Çok şükür bugün yağmuru gördük. Havadaki tozları indirdi. Ortada grip salgını var, korona var. İnşallah buna sonu olur. Şanlıurfa'nın Bozova İlçe Belediye Başkanı Supi Aksoy, esnaf ve vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. Şanlıurfa'nın Bozova İlçe Belediye Başkanı Supi Aksoy, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. İlçede bulunan gençlerle sohbet eden Başkan Aksoy, gençler ve Bozova için yapılan çalışmalar hakkında istişarede bulunup talepleri dinledi. Esnaf ve vatandaş ziyaretiyle sürekli halkın içerisinde olan Bozova Belediye Başkanı Aksoy, rutin belediyeciliğin yanında halkla iç içe olmayı tercih ettiğini söyledi. Yapılan ziyaretlerin amacının esnafla ve halkla istişare etmek olduğunu belirten Başkan Aksoy, talep ve önerileri bizzat dinleyip ortak bir akılla sorunları çözmeyi amaçladığını kaydetti. Vatandaşlar bugüne kadar yapılan ve yapımı devam eden hizmetlerden dolayı Başkan Aksoy'a teşekkürlerini ilettiler ve yapılan ziyaretlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Geçiyoruz Gaziantep'e sayın seyirciler. Gaziantep'te evlere takım elbiseyle girip hırsızlık yapan şüpheli emniyet güçleri tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep'te evlerde takım elbisesiyle hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı. Şahinbey ilçesine bağlı Binevler ve Güneş mahallelerinde meydana gelen iki ikamette hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerasından tespit ettiği takım elbiseli hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunuyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Narlıkuyu Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İş yerlerine gerçekleştirdiği ziyarette esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Baydilli, yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinleyip ilgili müdürlüğe gerekli talimatları veriyor. Başkan Baydilli, Karaköprü'yü vatandaşlarla birlikte yönettiklerini ifade etti. Öte yandan Başkan Metin Baydilli, Narlıkuyu Mahallesi'ndeki esnaf gezilerinde yolda karşılaştığı minik çocuklara oyuncak hediye etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesinin COVID-19 hastalığına yakalanmasının ardından Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 koyun şifa niyetini dualarla kesildi. COVID-19'a yakalanan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Bey'e, eşine ve kızlarına acil ve kamil şifalar ihsan eyle. Geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte COVID-19 testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun durumu ülkede üzüntüye neden oldu. Ceylanpınar ilçesinde bir dönem belediye başkanlığı yapan Menderes Atilla, şifa niyetine Bakan Soylu ve ailesi için 3 koyun kesti. Bu kurbanların vesilesiyle onların sağlıklarına kavuşmalarını nasip eyle Allah'ım. İlahi Yarabbi. Kesilen hayvanların etleri ise ilçede ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Sayın seyirciler, Haliliye Belediyesi'nin önemli projelerinden biri olan Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın daha önce müjdesini verdiği Devteşti ve Süleymaniye mahallelerine 118 dönümlük alan üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi projesi yarın ihale ediliyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, göreve geldiği günden bu yana seçim öncesi ve sonrası vatandaşlara vaat ettiği sözleri tek tek hayata geçiriyor.
Bu kapsamda ihaleye çıkan Göbekli Tepe Kültür Evi projesinin ardından 5 Kasım Perşembe günü Defteşti ve Süleymaniye mahallelerine nefes aldıracak 118 dönüm üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi projesi ihaleye çıkıyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın yoğun girişimleri sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onayı çıkan Millet Bahçesi projesinin ihalesinin yapılacağı duyurulurken Başkan Can Polat projenin 2020 yılı içinde Haliliye'ye kazandırılacağını belirtmiş, bölge halkına hayırlı olmasını dilemişti. Bölgenin yeşil alana olan ihtiyacına ciddi bir oranda katkı sunacak olan 118 dönümlük projede mesire alanı, çocuk oyun alanları, macera parkı, bisiklet parkuru, koşu ve yürüyüş parkuru ve dinlenme alanları bulunuyor. Bu projeyle bölge ve civarında yaşayan vatandaşlara rahat bir nefes aldırması hedefleniyor. Geçiyoruz Diyarbakır'a. Sayın seyirciler, Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 147 eser ele geçirildi. Tarihi eserleri 750 bin liraya satmak isterken suçüstü yakalanan 3 kişi ise gözaltına alındı. Al öbür tarafa. Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 147 eser ele geçirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Mardin'in Artuklu ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 750 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Al öbür tarafa. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada şüpheliler Çınar Bismil Karayolu üzerinde bulunan Karagöz Camii önünde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmışlardır. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 2 adet gümüş küpe, 10 adet altın küpe ve 135 adet gümüş sikke olmak üzere toplam 147 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak müze müdürlüğüne teslim edilmiş ve yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır denildi. Bu haberle de ana haber bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Yarın aynı saatte görmek ve duymak istediğiniz haberlerle yeniden buluşuncaya dek yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.